Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri 3. üniteye basınç konusuyla karşınızdayız. Hemen konu anlatımımıza devam edelim. Katı basıncıyla başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle basıncın ne olduğu ile ilgili ufak bir bilgi vermek isterim. Şimdi biliyorsunuz ki biz fen bilimlerinde günlük hayatta yaşadığımız problemler veya merak ettiğimiz şeylerle ilgili araştırmalar yapıp bunları tanımlarız. Ve birçok tanım mevcuttur değil mi? Kütle, hacim, ağırlık, kuvvet. Bunlar hep öğrendiğimiz şeylerdi. Peki bunlardan ayrı olarak basınç nedir? Şimdi arkadaşlar örnek verelim. Kuvvet bir cismin şeklini değiştiren, yönünü değiştiren, yavaşlatan, durduran, hızlandıran etkilerdi hatırlarsanız. Newton'un bulmuş olduğu, biriminin Newton olduğu. Peki ağırlık neydi? Bir kütleye etki eden yer çekimi kuvvetiydi. Bunlardan ayrı olarak basınç nedir? Kitabımızdaki örnekten başlamak istiyorum. Mesela kumsalımıza, yani bir deniz kenarındaki kumsala gidelim. Deniz kenarı kumsala gittiğimizde iki ayağımızla ıslak kuma bastığımızı varsayalım. Ondan sonra çekildik. Baktık ki ayaklarımızın yapmış olduğu ize derinliğine bir kontrol ettiğimizde belli bir miktar batmış olduğunu gözlemleyeceğiz. Bizim ağırlığımız sabit olacak haliyle. Atıyorum 60 kilogram kütlesinde bir çocuksanız 600 Newton'luk ağırlıkla iki ayağınızla birlikte kumda bir iz bırakmış oluyorsunuz. Siz yine 600 Newton'sunuz fakat bu sefer iki ayak değil de tek ayakla kuma basıyorsunuz. Bunun izini incelediğinizde bir miktar daha fazla derine battığını göreceksiniz. Yine siz 600 Newton ağırlığındasınız. Bu sefer tek ayağınızla ve parmak ucunuzla kumda ayak izinizi incelemeniz gerektiğinde ise şunu fark edeceksiniz. İyice daha derine batacağını göreceksiniz. Çünkü parmak ucunuzla kuma bastırıyorsunuz ve parmak ucunuz daha da derine doğru kumda iz yapmış oluyor. Şimdi uyguladığınız kuvvet aslında aynı çünkü ağırlığınız değişmedi. Fakat fark eden şey neydi? Siz ile kum arasındaki temas yüzeyiniz fark etti. Bu temas yüzeyinizin fark etmesi o kumda farklı etki oluşturuyor. İşte bunu açıklayan tanım basınç arkadaşlar. Çünkü burada bu farkın oluşma sebebini fen bilimleri kuvvetle, ağırlıkla açıklayamıyor. Peki bunun açıklamasını nasıl yapmışız? Demişiz ki işte bu etki basınçtır. Peki basınç nedir? Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Birim yüzeyden kastımız burada belirli bir yüzeye birim başına, her mesela işte santim başına düşen, her metre başına düşen uyguladığınız kuvvet olarak söyleyebiliriz. Bu basıncın birimi paskaldır. PA ile gösterilir. Ve basınç P harfiyle sembolize ettiğimiz bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. İşte arkadaşlar katı basıncından söz ettik fakat basıncın etkilerini farklı bir deneyle göstermek istiyorum. Size burada bir video ile anlatım yapmak istiyorum. Burada bir balonumuz var. Balonumuzun içi hava ile dolu fakat balon esnek bir madde olmasına karşın patlama özelliğiyle meşhur bir madde. Şimdi elinde bir çivi var öğretmenimizin. Önce çivinin sırt kısmıyla yani geniş olan kısmıyla bastırıyor. Bastırdığında balon patlamıyor. Bakın. Getirdi patlatmaya çalışmaz. Ne yapar? Sivri olan kısmını. Evet, sivri olan kısmıyla balona bir kuvvet uyguladığında biraz dikkat ederseniz parmak ucuyla elini bastırıyor. Çok da büyük bir kuvvet uygulamayacak fakat balon üzerine getirir patlıyor. Ve beni de korkutacak şekilde balon patlar. Peki aynı balonu, aynı özellikte bir balonu ben 80-90 tane blok üzerine çakılmış çivi üzerine yerleştiriyorum. Ve hareketli olan bloğu üzerinden geçirerek kuvvet uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın demin iki parmak, üç parmak neyse işte bir eliyle çivinin sivri ucuyla balona bastırıyordu. Balon patlamıştı. Fakat burada işte 70-80 tane çivinin üzerine balonu koyuyor. Fark ettiyseniz iki eliyle ve vücut ağırlığını da bir bakıma biraz daha onu da katarak
bayağı büyük bir kuvvet uyguluyor. Çünkü balonun bunun küçülmesinden, hacminin nasıl sıkıştırıldığından fark ediyoruz bunu. Burada buna rağmen balon patlamıyor. Bakın çok büyük. Yukarıdan dik bastırarak bir kuvvet uyguluyorum ve balon patlamıyor. Balon neden patlamıyor? İşte arkadaşlar, balon ne için patlamıyor? Buradaki olay şu, siz bir çiviyle bastırdığınızda o balonun, esnek olan madde, plastik olan balonu sivri ucunuzla çok büyük bir basınç uyguluyorsunuz ve balonu patlatmayı başarıyorsunuz. Fakat burada ise yine aynı şekilde kuvvet uygulamamıza rağmen, hatta daha da fazlası uygulamamıza rağmen balon patlamıyor. Çünkü bir tane çivi değil, burada 70-80 tane çivi balona temas ediyor. Temas yüzeyi çok arttığı için balona uyguladığımız kuvvet aynı olmasına rağmen basıncımız küçük olduğu için balonu patlatmakta başarısız oluyoruz. İşte basınç tam olarak budur arkadaşlar. Aynı kuvveti uygulasak dahi farklı etkilerin ortaya çıktığı bu durumu biz basınçla açıklıyoruz. Günlük hayattan basınç örneklerimiz de var. Yine katı basıncı ile ilgili arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse, mesela adaptasyon konusunu bir önceki ünitemizde işlemiştik. Demiştik ki develerin işte kirpikleri uzundu. İşte yağ depolamak için işte hörgüçleri bulunuyordu. Ve buna bir tane de demiştik ki ayaklarının tabanları geniştir. Peki bu bize adaptasyonda örnek olarak verdiğiniz bu bilgi o devede ne işe yarıyor? Arkadaşlar biz kumda yürümenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Belki kumda bir top oynamaya, futbol oynamaya çalıştıysanız kumsalda koşarken, yürürken çok zorlanıyorsunuz. Çünkü ayaklarınız sürekli batıyor ve bu sizi zorluyor. İşte develer de çöllerde yaşayan hayvanlar olduğu için sürekli kum üzerindeler. Ve ayak tabanlarının geniş olması onların kuma batmasını engelliyor ya da azaltıyor diyelim. Daha az batmasını sağlıyor. Çünkü geniş tabanlı olması develerdeki bacak ayaklarının altındaki basıncı azaltır ve böylelikle kuma daha az batarak daha rahat hareket etmesini sağlar arkadaşlar. Peki o zaman burada hemen bunun üzerine bir yorum yapalım arkadaşlar. Katı basıncını arttıran, azaltan özellikleri de konuşmak gerekirse. Şimdi kum üzerinde derinliğimizi, ayak izimizin derinliğini arttırmak istiyorsak ne yapabiliriz? Bir, demin öğrendik. Parmak ucuna çıktığımızda daha da derine batıyoruz. Yani basıncı arttırabilmiş oluyoruz. Demek ki temas yüzeyimizi azalttığımızda basınç artıyor. Peki arkadaşlar, kuma iki tane top atacağız. Bir metre yükseklikten bir demir bilye olsun veya bu demir bilyelerin daha büyük etki yaratması, yani daha da derine girebilmesi için ne fark ettirmeliyiz? Birini daha ağır maddeden yaparız, birini daha hafif maddeden yaparız. Ağır maddeden oluşturduğumuz top kumda daha derin çukur oluştururken, hafif maddeden oluşturduğumuz top kumda daha az derinlik oluşturacaktır. Yani katı basıncını etki eden iki şey var arkadaşlar. Bu iki şey de biri kuvvet veya ağırlık, diğeri ise yüzey alanıdır arkadaşlar. Yine buraya döneceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi katı basıncını etki eden iki şey olduğunu söylemiştim. Birincisi kuvvet veya ağırlık da olabilir arkadaşlar. Çünkü ağırlık da bir kuvvettir. Birimleri, hatta ikisinde Newton biliyorsunuz, aynı şeydir. İkincisi ise neymiş? Temas yüzeyi veya yüzey alanı da diye de söylenebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu formüle çok fazla ihtiyaç olmuyor. Çünkü kıyaslama soruları geliyor ve şunu söylüyorsunuz. İki madde var. Her şeyi aynı fakat birisi daha ağırsa basıncı daha fazladır. İki madde var. Ağırlıkları veya işte kuvvetleri, uygulanan kuvveti aynıdır. Ama birinin temas eden yüzeyi azdır, birinin fazladır. Ona göre kıyas yaparsınız. Fakat formülize ettiğimizde basınç kuvvet bölü temas yüzeyi olarak karşımıza çıkıyor ve birimi paskaldır. Peki soruyorum, yukarıdakine göre yapalım. Eşittir diyorum. Kuvvetin birimi neydi arkadaşlar? Newton. Yüzey alanı, alanın birimi nedir arkadaşlar? Metre karedir. Yani 1 paskal eşittir 1 Newton bölü metre kare olarak karşımıza çıkıyor.
Hemen kıyaslamalarımıza gidelim. Arkadaşlar bakın özdeş maddeden yapılmış 3 tane bir cismimiz var. Bu 3 tane cismimizi incelediğimizde temas eden yüzeylerinin metrekare cinsinden aynı olduğunu söylüyor. Yani S bize hepsinin yerle temas eden yüzeyin aynı olduğunu söylüyor. Özdeş madde ise haliyle burada birinci olanın ağırlığı en fazla, ikinci olan biraz daha az, üçüncü olan ise çok hafif olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar hem formülden hem de kumdaki verdiğimiz örnekten yola çıkarak bakarsak basınçlarını kıyasladığımızda karşımıza ne çıkacaktır? Ağır olan temas yüzeyi diğerleriyle aynı, daha ağır olduğu için basıncı en büyük olacaktır. Yani P1'in basıncı en büyük, daha sonra P2, daha sonra P3. Neden peki? Demin söyledim. İki tane topumuz var. 1 metre yükseklikten bırakacaksınız. Biri çok ağır, biri çok hafifse. Bıraktığınızda kumda oluşturdukları etki, çukur nasıldır? Ağır olanın daha fazladır arkadaşlar. O yüzden de basıncı daha büyüktür diyoruz. İşte burada ağırlığın basınca olan etkisini görüyoruz. Ve diyoruz ki ağırlık arttıkça basınç artar. Yani ağırlıkla basınç doğru orantılıdır. Yine özdeş maddeden yapılmış ve arkadaşlar hatta özdeş maddeden yapılmış demeye gerek bile yok arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şu birinci olan cisim yan yatırılarak ikinci şekle getirilmiş olsun. Özdeş madde aynı ağırlıkta, her şey aynı. Farklı olan şey ne deneyde? Temas yüzeyleri. Arkadaşlarım bunda da şöyle örnek verdik. Yine kumsal örneğinden yola çıkarak devam ediyorum. İki ayakla yere bastığımızda derinlik biraz az olacaktır. Tek ayakla yere bastığımızda derinlik biraz daha fazla olacaktır. Hatta parmak ucuna çıktığımızda daha da fazla derinlik olacaktır demiştik. Yani aslında temas yüzeyi azaldıkça basınç artıyor. Temas yüzeyi azaldıkça basınç artıyor. Yani ters orantılı arkadaşlar. Basınç ağırlıkla doğru orantılı, temas yüzeyiyle ters orantılıdır ki formülü tekrar şuraya yazarsak görüyoruz ki basınçla ağırlık doğru orantılı bir şekilde bu paydada yazıldığı için ters orantılı şekilde olduğunu gözlemliyoruz. O zaman bu cismin basınçlarını kıyasladığımızda haliyle P1 olan cismimizin basıncı P2'den fazla olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bu bölümde de temas yüzeyiyle temas yüzeyinin basıncı olan etkisini gözlemlemiş olduk. Yine arkadaşlar başka bir örnekten devam edelim. Aynı madde ters çevrilmiş. Demek ki yan yatırılmıştı. Bu ters çevrilmişti. Arkadaşlar aynı madde olduğu için şunu söyleyebiliriz. Buradaki bir dakika. S1 temas yüzeyi bu S2 olsun. S2 aslında şurasıydı aynı zamanda. Şurası da S1'di. Bakın temas eden yüzey S1, temas eden yüzey S2. O zaman arkadaşlarım şunu görüyoruz değil mi? S1 S2'den büyük. Ne dedik? Temas yüzeyiyle basınç ters orantılı. Burada ağırlıklar eşit olacak arkadaşlar. Çünkü aynı madde ters çevrildi. Şimdi o zaman temas yüzeyiyle basınç Z ters orantılıysa veya şöyle diyebiliriz. Temas yüzeyi azaldıkça basınç artıyordu ya. Az olan kim? S2. O yüzden P2'nin basıncı P1'den büyük olmuş olacak. Karşımızda bu şekilde hem ağırlıkla hem yüzey alanıyla kıyaslamanı yapmış olduk arkadaşlar. Peki katı basıncını arttırmak için ne yapabiliriz? Katı basıncını arttırmak istiyoruz arkadaşlar. Tabii ki ne yapacağız? Biz bu P'nin büyümesini istiyor isek ağırlığı arttırmalı, temas yüzeyini azaltmalıyız. Kuvveti veya ağırlığı arttırmalıyız. Yüzey alanını da azaltmalıyız arkadaşlar. Tabii ki basıncı azaltmak için de tam tersini yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıda bir cisim var. Bu cismi ilk halinde daha kesmemişiz. Basıncını P0 vermişiz.
İlk andaki basıncı. Daha sonra bakın 4 parçaya bölmüşüz. Her bir parçayı ayrı ayrı değerlendirmemizi istemiş. Arkadaşlarım, şimdi siz bu cismi dikey olarak kestiğinizde, dikey olarak kestiğinizde ne oluyor? Şimdi olan şey şu. Dikey olarak kestiğinizde, eğer düzgün bir şekilse arkadaşlar, bu şekilde aynı zamanda dikey olarak kestiğinizde azalan orantısal olarak baktığınızda oran olarak azalma temas yüzeyi miktarıyla ağırlık miktarı da aynı oluyor aslında bakarsanız. Kestiniz 5'te 1'e düştü yüzey alanı ama ağırlık da 5'te 1'e düşüyor. Ağırlık bölü yüzey alanı. Bu 5'te 1'e bölü 5'e iniyorsa, bu da bölü 5'e düşüyorsa değişen bir şey olmuyor. Basınç sabit kalıyor. O yüzden arkadaşlar P0'ın basıncı neyse dikey kesitlerde bütün basınçlar eşit oluyor arkadaşlar. Tabii ki dikey kesitler için geçerli bu. Sıvı basınca geçmeden önce hemen başka bir şeyden bahsediyorum. Bu genellikle sorularda şöyle geliyor. Bir pasta oluyor. Bir pasta. Bu pastayı şu şekilde dilimliyorlar. Mesela. Sonra bu dilimi çıkartıyorlar. Şu 1 olsun, geri kalan 2 olsun. Ne olmuş oldu? Elimizde şöyle bir şey oldu. Şöyle sıkıştırabilirsem. Şöyle bir pastanın birinci dilimi bu. Bir de geriye kalan kocaman bir pasta oluyor. Şöyle. Şöyle. Güzel çizdim. Bu da ikinci kısım oluyor. Eğer ilk durumda basıncımız şu pastanın, kocaman bu pastanın basıncı 100 Newton'sa, 100 Newton diyelim. Arkadaşlarım bunun da 100 Newton olduğunu söylüyoruz. Bunun da 100 Newton olduğunu söylüyoruz. Çünkü ağırlığıyla yüzey alanı aynı miktarda azalıyor. O yüzden de basınç dikey kesitlerde değişmiyor. Tabii ki arkadaşlar yatay kesitlerde onu yazmamışım. Eşitlik aynı kalmayacaktır. Yani şundan bahsediyorum. Bir cismimiz var. Şöyle bunun basıncı 100 Newton olsun. 100 Newton bölü metrekare olsun. Demin 100 Newton yazdım, onu yanlış yazdım arkadaşlar. 100 Pascal demeliydim. Böyle yaptığımızda siz bunu dikey kestiğinizde basınç değişmeyecektir. Fakat yatay kestiğinizde şu taralı parça kesip koparılıp atıldığında basınç azalacaktır. Ne için? Bakalım arkadaşlar. Temas düzeyi değişti mi ilk duruma göre? Değişmedi. Peki ağırlık ne oldu? Azaldı. Ağırlıkla basınç doğru orantılıydı. Ağırlık azaldığı için basınç da azalır arkadaşlar. Şimdi katı basıncındaki bütün detayları verdik. Günlük hayattan örneklerini konuşalım. Arkadaşlar deve örneğinden bahsettik. Mesela ördek, kaz gibi böyle ayakları perdeli hayvanlardan bahsedelim. Bu hayvanlar böyle ıslak alanlarda, çamurlu bölgelerde yaşıyorlar. Bunların o ıslak zeminde rahat hareket edebilmeleri veya suda da rahat yüzebilmeleri için ayaklarıyla parmak araları perdeli bir hal almıştır. Peki bu onlara ne kazandıracaktır arkadaşlar? Tabii ki yüzey alanları parmak şeklinde olsaydı az olacaktı, basınçları büyüyecekti. Fakat perde sayesinde yüzey alanı artarak basınçları azaldı ve kuma yapacakları basınç azalacağı için veya çamura ne olacak? Daha az batacaktır. Bu da onların geçirmiş olduğu bir adaptasyondur. Şu sağ tarafta da kar ayakkabısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar neydi? Karda yürümemizi kolaylaştıran aletlerdi. Bakın ayak numaranız atıyorum 38'dir. Fakat siz bu şeyleri geçirerek ayakkabılarınıza yapıyorsunuz 70 numara. Ne oluyor? Ayak altındaki yüzey alanını, yani karla temas eden yüzey alanımızı ne yapıyoruz? Acayip derecede büyütüyoruz. Temas yüzeyi büyüdüğü için de basıncımız azalıyor arkadaşlar. Başka ne var arkadaşlar? Trenlerin tekerlerinin fazla olması. Ne gibi? Arkadaşlar trenleri biliyorsunuz çok ağır
vasıtalardır. Yani full metalden yapıldığı için fazlasıyla ağır oluyor. Bu ağırlığından dolayı arkadaşlar ister istemez ne olacak? Raylarda veya gittiği zeminde bozulmalara sebep olabilir. Biz bu bozulmaları engellemek için ne yapıyoruz? Trenin ağırlığından meydana gelen bu fazla ağırlığı etkisini azaltmak istiyoruz. Bunu azaltmak için de teker sayısını o kadar artırıyoruz ki bu sayede de arkadaşlar basıncını azaltıyoruz. Başka iş makineleri, kumlu bölgede çalışacak, belki çamur içinde çalışacak, yani belki de ne bileyim çok ağır makineler, sonuçta bunlar vinçler, minçler değil mi? Çok aşırı ağır oldukları için bu ağırlıkları belki hareket ederken asfalta zarar verecek değil mi? Yolları bozacak. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için şimdi 4 tekeri 8 teker yaparsın, 10-16 teker yaparsın ama siz onu paletli yaparsanız ne olacak? Baştan başa full temas yüzeyi olacak değil mi? İki taraftan da iki palet var, düşünün iş makinesini. Önden arkasına kadar full yere temas ediyor. Bu sayede de temas yüzeyini maksimuma çıkartmış oluyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar basıncını azaltmış oluyorsunuz. Bakın bunların hepsi basıncı azaltmaya yönelik hareketlerdi arkadaşlar. İşte kar ayakkabısı, iş makine paletli olması, trenlerin tekerleklerin fazla olması, hayvanlar işte perdeli hayvanların ayaklarının olması, develerin ayak tabanlarının geniş olması, hepsi basıncı azaltmak için örnekler. Peki arttırmak istediğimiz örnekler yok mu? Tabii ki var. Bakın aşağıdaki resimlere baktığımızda da arttırmak için. Mesela bıçak. Ne yapıyoruz? Sivriltiyoruz ucunu. Temas yüzeyini minimuma, en düşüğe getiriyoruz. Bu sayede aynı kuvveti uygulamamıza rağmen sivri uçlu olduğu için rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Yani basıncı artırıyoruz. Başka futbolcuların çim sahada koşarken kaymamaları, düşüp bir yerlerine zarar vermemeleri için ayak tabanlarında çivi oluyor biliyorsunuz. Bu çiviler ne yapıyor? Temas düzeyini azaltıyor. Ayak tabanıyla değil de çivilerin üzerine bastığı için bu şekilde basıncı artırıyor. Başka arkadaşlar bu en sağdaki gördüğünüz ayakkabısının altına çivili bir mekanizma geçirmiş arkadaşlar. Bu kar botu deniyor galiba buna. Öyle bir şey deniyordu sanırım. Bunlarda da sivri uçları sayesinde buzlu alanlarda kaymasını engelliyor. Çünkü basıncı artırıyor arkadaşlar. Evet, bıçak, yani kesici, delici, sivri uçlu her alet basıncı artırmak için de. Bu bıçak, çivi, toplu iğne, raptiye gibi örnekleri artırabiliriz. Bunların hepsi basıncı artıran örnekler. İşte kramponların altlarının sivri çivilerin olması artırır. İşte başka, mesela burada yazmamış ama kışın araçların tekerlerine zincir takılıyor biliyorsunuz. Bu zincirler de basıncı artırıyor arkadaşlar. O zaman kış lastikleri, onlar da basıncı artırıyor arkadaşlar. Daha böyle delikli oluyor, daha çok çizgiler oluyor içerisinde. Ondan sonra başka iki ayak yerine tek ayakta durmamız da basıncı artırır. Buz pateni kayan insanların ayakkabıları var biliyorsunuz, ucu sivri böyle. Onlar da basıncı artırmak için örneklerdir. Ondan sonra azaltmak örneklerini verdik ama kamyonların veya ağır iş, işte ne bileyim tırların teker sayısının fazla olması, trenler dahil, bu basıncı azaltan örneklerdir. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bu şekilde azaltıcı ve arttırıcı bütün örnekleri verdik. Normalde bu bölümdeki soruları çözmüyordum fakat bu iki soru arkadaşlar güzel sorular. Bunları o yüzden çözmek istiyorum. Bakın sağ taraftaki şekilde 3 farklı şeyimiz var. Bunun ağırlığı G, bunun ağırlığı 2G, bunun ağırlığı 2G. Şimdi arkadaşlar birinci durumda P1 diyelim. 2, P3 diyelim. P1 ile P2'ye baktığınızda temas düzeyleri aynı mı? Aynı. Peki ağırlıkları? Bu 2G. Bu G, bu da 2G. Haliyle ağırlık 2 katına arttığı için, ağırlıkla da basınç doğru orantılı olduğu için basınç da 2 katına çıkacaktır. P1 küçüktür, P2'den olacak. Şimdi arkadaşlar 3. duruma baktığımızda ağırlıklar 2G'ye 2G. Temas düzeyine bakın, aynı. Değişen bir şey var mı? Yok. O yüzden eşit olacak. Burada bunun dik konulması sizi yanılgıya düşürmesin. Onun dik veya şeklinin nasıl olduğunun önemi yok.
temas eden yüzeye bakıyoruz ve toplam ağırlığa bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir basküle çıkmış çocuk, tartıya çıkmış. İşte ne demiş? Çocuk tartıya çıktığında tek ayağını kaldırması istenmiş. Tek ayağını kaldırdığında tartıda okunan değer nasıl değişir? Arkadaşlar bu tartı neyi ölçüyor? Ağırlık ölçüyor. Bu çocuğun ağırlığı tek ayakta veya çift ayakta değişir mi? Değişmez. O yüzden okunan değer değişmez diyoruz. Peki tek ayak üzerine kaldığında çocuğun tartıya yaptığı basınç ne olur? Artar çünkü kum gibi düşünün tartıyı. Tek ayakta kuma daha çok batarız değil mi arkadaşlar? Böyle diyoruz. Bakın tartının zemine yaptığı basınç zormuş. Şimdi arkadaşlar çocuğumuz ve tartı şu aradaki basınç tek ayağa geçtiğinde arttı. Peki aşağıdaki şuradaki basıncı soruyor bu sefer bize. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman biz neye bakacağız? Ağırlığa. Toplam ağırlık tek ayak üzerinde veya çift ayak üzerinde değişiyor mu? Değişmiyor. Temas düzeyimiz aynı değil mi? Aynı. O zaman tartının zemine yaptığı basınç değişmez. Çünkü temas düzeyi değişmedi. Ağırlık da değişmedi. Bu yüzden de bu şekilde cevaplamamız gerekiyor. Güzel bir soruydu. O yüzden bunu çözmek istedim. Hepinize iyi dersler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.